Öncelikle merhaba. Bir açıklama yapmam gerekiyor en başta. Benim başladığım işi bitirmediğim pek benim için alışılagelmiş bir durum değil. Daha önce video çekmeye başlamıştım, bir kitap okumaya başlamıştım size. İzleyenler, takip edenler biliyorlar. Bunu bitiremedim. Sorunlu bir dönem geçiriyorum. Hem kendi sorunlarımdan dolayı bitiremedim, hem kitabı o zaman da belirtmiştim, yine izleyenler biliyor. Sizinle birlikte okumaya başlamıştım. Kitaptan benim de bilgim yoktu. Okudukça fark ettim ki zor bir dil var. Herkes için anlaşılır değil. Çok karmaşık bir konu. Kendi başına karmaşık bir konu. Kitapla alakalı değil. Konu çok karmaşık bir konu. Ama ben onun üzerine tabii hala kişisel gelişimle ilgili bir sürü kitap okumaya devam ediyorum. Bir sürü araştırma yapmaya, kendi tedavimle ilgili de çok çaba sarf ediyorum. Bu değişik bir durum. Ama bu çok özel durumu olan insanlar değil de herkese hitap edebilecek bir kitap seçtim. Aslında bu videoyu açık konuşmak gerekirse görev gibi yapıyorum. Gereklilik olarak, mecburi hissederek yapıyorum. Çünkü bu da tedavimle ilgili yapmam gereken şeyler arasında. Umarım iyileştikçe daha zevkle yapabilirim. Bu kitabı çok zevkle okumuştum. Çok anlaşılır bir dili var. Bana kalırsa herkesin bu kitabı okuması, dinlemesi gerekir. Tabii bu kitaptan herkes faydalanabilir, her ilişki faydalanabilir. Anne, baba, evlilik yoluyla anlatıyor kitap. Ama lütfen öyle algılamayın. Bütün ilişkileriniz için anne, çocuk, iki arkadaş, birbirinizin sevgi dilini, onlarla doğru iletişimi sağlamak istiyorsanız herkese yararlı olabilecek bir kitap. Her ilişkiye yararlı olabilecek bir kitap seçtim. Ayrıca dili çok sade, anlatımı çok güzel. Hepinizin rahatlıkla dinleyebileceğini, anlayabileceğini düşünüyorum. Tabii ki anlamak istemeyenler dışında, ben bunları zaten yapıyorum deyip çıkanlar dışında, ama onlara da bu tarz konularda, kişisel gelişimde, travmatik durumlarda, anlaşılmadığınız zamanlarda en büyük sorun şudur ki tek taraflı bir anlaşılma beklentisi, bir birlikte hareket etme, şeyleri çözme, düzeltme genel olarak tek taraflı olur. Her iki taraf istediğini iddia etmiş olsa da aslında bir taraf işin içinden genelde çıkar. Diyeceksiniz ki peki böyle olunca nasıl olacak? Ben okuyacağım, anlayacağım da nasıl olacak? Umarım şöyle olmasını temenni ediyorum. Şöyle olacağına inanıyorum. Madem bir yola çıktınız, bir çözüm arıyorsunuz, siz başladınız. Siz ona doğru dille giderseniz bir süre sonra onun da size karşı gardını düşürüp belki sizi dinlemek, dinlemeye daha açık olmak, anlamaya daha açık olmak gibi bir durumu söz konusu olur diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Böyle başlayayım. Çok fazla şu anda ne kadar düzgün konuştuğumu da bilmiyorum. Umarım düzgün bir giriş yapabilmişimdir. Yine söyleyeyim, daha önceki başladığım işi, okuduğum kitabı, kendime ve hepimize faydalı olmak istediğim şeyi yarım bıraktığım için kendimden de sizden de özür dilerim. Umarım bu öyle gitmez. Başlıyorum. Kitabın adı 5 Sevgi Dili. Çok basitçe özet geçmem gerekirse,
İlişkilerde işte ben anlatıyorum, sen anlamıyorsun, ben de sana karşılığında şunu yapıyorum ama sen onu kabul etmiyorsun vesaire gibi durumlar oluyor ya ilişkiler bozulduğunda. Bu kitapta anlatılan aslında şu ki, siz farkında olmadan şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Siz sevginizi ya da anlatmak istediğinizi İngilizce anlatıyorsunuz ama karşıdaki sadece Türkçe biliyor. Siz ne kadar büyük bir çabayla anlatırsanız anlatın, İngilizce bilmeyen biri sizi anlamıyor. Yani onun dilini öğrenip o dille anlatmanız gerekiyor. Ama önce onun dilini doğru öğrenmeniz gerekiyor. Bir diğeri için de bu geçerli. O da diyecek ki size, işte ben karşılığında bunu yapıyorum, şunu yapıyorum ama sen Türkçe biliyorsun. Sen de Türkçe anlatıyorsun, ben de İngilizce biliyorum, anlamıyorum. Bu şekilde anlamıyorum. Tam olarak aslında anlatılan bu. Karşınızdaki kişinin ne yolla anlayacağını, hangi dille anlayacağını keşfetmenize ve bunu nasıl kolaylıkla yapabileceğinizi anlatan bir kitap. İnsanların temel olarak 5 sevgi dili kullanıldığı araştırılmış. Tabii bütün dillerde olduğu gibi aksanları ve lehçeleri de var. Bütün diller dümdüz, herkes 5 ayrı şekilde iletişim kuruyor diyemeyiz. Herkesin kendi içindeki değişiklikleri de aksanlar, lehçeler olarak anlatacak. Anlatımı çok açık, dinlemenizi istiyorum. Küçükler, büyükler, herkes dinleyebilir. Konu 1. Evlendikten sonra sevgiye ne oluyor? Bu arada kitap sadece evlilik üzerine gitmeyecek. Evlilik yoluyla anlatılıyor dediğim gibi ama bunu uzun süreli ilişkilerde, arkadaşlıklarda da kullanabileceksiniz zaman içinde. Evlendikten sonra sevgiye ne oluyor? Buffalo ile Dallas arasında 30 bin fit yükseklikte uçarken dergisini önündeki koltuğun cebine koydu ve bana dönerek "Ne iş yapıyorsunuz?" diye sordu. "Evlilik danışmanıyım ve evliliği geliştirip güçlendirmek konusunda seminerler veriyorum," diye cevap verdim doğal bir tavırla. "Uzun zamandır bu soruyu birine sormak istiyordum," dedi. "Evlendikten sonra sevgiye ne oluyor?" Uzun zaman uçuş sırasında biraz uyumayı düşünmüştüm. Ama anlaşılan buna fırsatım olmayacak. "Ne demek istediğinizi anlayamadım," diye sordum. Şey dedi sıkıntılı bir tavırla. "Şimdiye dek 3 kez evlenip boşandım. Her seferinde evlenene kadar her şey harikaydı. Ama her nedense evlendikten sonra her şey tersine döndü. Birlikte olduğum kadına hissettiğimi sandığım ve onun da bana hissediyor gibi göründüğü sevgi yok oldu. Açıkçası ben oldukça akıllı bir insanım. Yönetici olarak işimde çok başarılıyım ama bu konuda kafam çok karışık. Evlilikleriniz ne kadar sürdü?" diye sordum. "Birincisi yaklaşık 10 yıl sürdü. İkincisi 3 yıl. Üçüncüsü ise 6 ay kadar devam etti." "Sevginiz evlendikten hemen sonra mı yok oldu, yoksa zaman içinde oluşan bir durum muydu?" diye sordum. "Açıkçası ikincisi daha en başından berbattı. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Karımla aramızda gerçekten sevgi olduğuna inanıyordum ama balayımız bile felaketti. Sonrasında ilişkimiz bir türlü yoluna girmedi. Flört dönemimiz sadece 6 ay sürmüştü. İnanılmaz, insanın ayaklarını yerden kesen bir aşktı. Çok heyecanlıydı. Ama evlendikten sonra en başından bir savaş haline geldim. Birinci evliliğimde bebeğimiz olmadan önceki 2-3 yılımız iyiydi. Bebeğimiz olduktan sonra karım bütün ilgisini ona odaklıyormuş, beni artık umursamıyormuş gibi geldi. Sanki istediği tek şey çocuk sahibi olmaktı ve bebeğine kavuştuktan sonra bana ihtiyacı kalmamış gibiydi. Bu düşüncelerinizi ona açıkladınız mı?" diye sordum. "Ah, elbette açıkladım. Delirdiğimi ve haftanın her günü 24 saat çocuk bakmanın ne kadar zor bir şey olduğunu anlamadığımı söyledi. Daha anlayışlı olmalı ve ona daha çok yardım etmeliymişim. Doğrusunu söylemek gerekirse elimden geleni yaptım ama olmadı. Zaman içinde aramız açıldı. Sonunda evliliğimizde sevgiden eser kalmamıştı. Sadece soğuk bir savaş vardı ve bir gün artık evliliğimizin yürümediğini anladık. Sonuncusuna gelince, bu kez öncekilerden farklı olduğunu sanmıştım. Boşanalı 3 yıl oluyordu ve flört dönemimiz 2 yıl sürmüştü.
yaptığımız şeyin bilincinde olduğumuzu düşünüyordum. Ve hayatımda ilk kez birini gerçekten sevmenin ne anlama geldiğini bulduğuma inanıyordum. Dahası onun da beni sevdiğinden şüphem yoktu. Evlendikten sonra değiştiğime inanmıyorum. Evlenmeden önce olduğum gibi aşkımı ifade etmeyi yine sürdürdüm. Sık sık karıma güzelliğiyle ilgili iltifat ediyor, onu çok sevdiğimi, kocası olmakla gurur duyduğumu söylüyordum. Ama birkaç ay geçtikten sonra çöpü dışarı çıkarıp çıkarmadığım, giysilerimi astığım, asmadığım gibi küçük şeyleri mesele yapmaya başladı. Sonra saldırılar kişiliğime yöneldi. Ona göre ben sadık bir erkek değildim ve bana güvenebileceğini sanmıyordu. Bu kadar olumsuz biriyle evlendiğime inanamıyorum. Sanki evlenmeden önce tanıdığım kadın değildi. Tam aksine tanıdığım en olumlu, en neşeli insanlardan biriydi. Ve beni en çok etkileyen de bu yönüydü. Asla bir şeyden sızlandığını duymazdım. Ne yapsam beğenirdi. Ama evlendikten sonra ne yapsam onun gözünde yaramaz oldum. Sonunda sevgim köreldi. Ve içten içe öfkelenmeye başladım. Beni sevmediğini açıkça görebiliyordum. Zaman içinde birlikte yapamayacağımızı anladık. Ve ayrılmaya karar verdik. Bunlar bir yıl önce oldu. Şimdi size sormak istiyorum. Evlendikten sonra sevgiye ne oluyor? Benim yaşadıklarımı çoğu insan yaşıyor mu? Boşanma oranlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni bu mu? Bunu 3 kez yaşadığıma inanamıyorum. Peki ya boşanmayan insanlar ne yapıyorlar? Onlar bütün huzursuzluğa rağmen devam etmeyi mi seçiyorlar? Yoksa evliliklerinde sevgiyi canlı tutmayı başarıyorlar mı? Bunu nasıl yapıyorlar? Aslında bu beyin sorduğu sorular, bugün evlenip boşanan binlerce insanın uğraştığı sorular. Kimi dostlarına, kimi danışmanlarına, kimi de din adamlarına bu soruları sorarken, geri kalanları da kendi başlarına çözmeye çalışıyorlar. Aldıkları cevaplar bazen karmaşık psikoloji terimleriyle dolu oluyor. Bazen komik hikayelerle ve bazen metaforlarla açıklanıyor. Fıkralar ve atasözleri gerçek temellere dayanır. Ama böyle çözümler söz konusu sorunun kapsamı düşünüldüğünde kanserli birine ağrı kesici vermekten daha farklı bir etki yaratmaz. Evlilikte romantizme duyulan ihtiyaç psikolojimize derinden kök salmış durumda. Popüler dergilerin neredeyse her sayısında evlilikte sevginin nasıl canlı tutulabileceği konusunda bir sürü öneri yayınlanıyor. Bu konu üzerine bir sürü kitap yazılıyor. Televizyon ve radyo programlarında yine aynı konu sık sık gündeme geliyor. Gerçek şu ki evliliklerde sevgiyi korumak çok önemlidir. Ama onca kitap ve dergi uygulamalı destek programlarına rağmen evlilikten sonra sevgilerini korumayı başaran çiftlerin sayısı neden hala bu kadar az? Aralarında iletişim kurmak veya arttırmak konusunda atölye çalışmalarında seminerlere katıldıkları, onca güzel fikir buldukları halde neden eve dönünce çiftler yine eski tarzlarına geri dönüyorlar? Bir dergide eşinize sevginizi göstermenin 101 yolu başlıklı bir makale okuyor. Aralarından kişisel tercihlerine göre en iyi görünen bir ikisini seçiyor. Bunları deniyorlar ama sonra eşleri harcanan çabaların bile farkına varmıyor. Ve geri kalan tek şey her zamanki yaşamaya devam etmek oluyor. Neden? Kitabımızın amacı bu soruları cevaplamaktır. Elbette ki bugüne kadar konuyla ilgili yayınlanan diğer kitapların ve makalelerin bir işe yaramadığını söylemiyoruz. Ama temel bir gerçeği göz ardı edemeyiz. İnsanların sevgi dilleri birbirlerinden farklıdır. Dil bilimi alanında temel dil grupları vardır. Japonca, Çince, İspanyolca, İngilizce, Portekizce, Yunanca, Almanca, Fransızca vesaire. Adını siz koyun. Hangimiz ebeveynlerinizin ve bizden büyük kardeşlerimizin dilini öğrenerek büyür, ana dilimizi yapılandırırız. İlerleyen zamanlarda daha fazla çaba harcamak gerekse de başka diller de öğrenebiliriz ve bunlara yabancı dil deriz. Ama en iyi iletişim kurduğumuz dil kendi ana dilimizdir. Ana dilimizi konuşurken son derece rahatsızdır ve hiç düşünmeden konuşabiliriz. Öğrendiğimiz bir yabancı dilde ustalaşmamız ve rahat etmemiz ise o dili ne kadar kullandığımıza bağlıdır. Sadece ana dilimizi konuşursak, ana dilleri farklı olan insanlarla karşılaştığımızda iletişim kurmakta zorlanırız. Dolayısıyla beden dilini kullanmak,
homurdanıp tuhaf sesler çıkarmak, resimler çizmek veya karşımızdakine saçma sapan görünebilecek pandemim çabalarıyla bir şeyler anlatmak zorunda kalırız. Belki iletişim kurarız ama çok zorlanırız. Dil farkı insan uygarlığının bir gerçeğidir. Kültürler arasında etkili iletişim kurmak için başka diller bilmemiz şarttır. Aynı şekilde konu sevgiye geldiğinde de benzer bir prensipten hareket etmeliyiz. Kendi sevgi diliniz ve eşinizin sevgi dili arasındaki benzerlik, Çince ile İngilizce arasındaki benzerlik gibi olabilir. Sevginizi İngilizce ne kadar anlatsanız da eşiniz sadece Çince biliyorsa birbirinize sevginizi asla anlatamayabilirsiniz. Uçakta karşılaştığım beyefendi sık sık karıma güzelliğiyle ilgili iltifat ediyor. Onu çok sevdiğimi, kocası olmakla gurur duyduğumu söylüyorum diyordu. Ve böylece üçüncü karısıyla onaylayıcı kelimeler dilinde iletişim kuruyordu. Sevgisini ifade ederken içten olduğu şüphesizdi. Ama ne var ki karısı bu dili bilmiyordu. Belki sevgiyi kocasının hareketlerinde arıyor ve göremiyordu. İçten olmak yetmez. Eğer sevgi iletişimde etkili olmak istiyorsak, öncelikle eşimizin baskın sevgi dilini keşfetmek ve öğrenmek zorundayız. 20 yıl boyunca evlilik danışmanlığı yaptıktan sonra temel olarak 5 sevgi dili olduğuna karar verdim. Diğer bir deyişle insanların sevgiyi anladığı ve ifade ettiği 5 farklı kanal var. Dil biliminde bir dilin farklı aksanları ve çeşitlemeleri olduğu kabul edilir. Aynı şekilde 5 sevgi dilinin de farklı aksanları olabilir. Eşinize sevginizi anlatmanın 10 yolu, erkeğinize elinize tutmanın 20 yolu veya evlilikte sevginin 365 farklı ifadesi gibi başlıklarla dergilerde gördüğünüz makaleler bu noktadan hareket eder. Ama bence 10, 20 veya 365 değil, sadece 5 temel sevgi dili var. Ama bunların çok çeşitli aksanları olabilir. Temel sevgi dillerinden herhangi birinde sevgiyi ifade etme yollarının çeşitliliği sadece söz konusu kişinin hayal gücüne bağlıdır. Asıl mesele eşinizle aynı sevgi dilini kullanmaktır. Çocukluk yıllarımızın başlarında her birimizin özgün duygusal kalıplar geliştirdiğini uzun süredir biliniyor. Bazı çocuklar zayıf bir özgüven kavramı geliştirirken bazıları da tam tersine gözlemlenebiliyor. Bazıları duygusal açıdan güvensiz olurken bazıları güvenle büyüyor. Kimi çocuk sevildiğini, kabul edildiğini, takdir gördüğünü hisseder. Kimisi de sevilmediğini, kabullenilmediğini ve takdir görmediğini hisseder. Ebeveynleri ve yaşıtları tarafından sevildiğini ve kabullenildiğini gören çocuklar, özgün psikolojik yapılarını ve ebeveynlerinin çevrelerindeki diğer önemli kişilerin sevgilerini ifade etme biçimlerine dayanan baskın sevgi dillerini geliştirirler. Ve bu baskın sevgi dilini konuşup anlayabilirler. Ardından başka bir sevgi dilini daha öğrenebilirler. Ama baskın dilleri her zaman için onlara daha rahat, daha anlaşılır ve daha doğal gelecektir. Ebeveynleri ve yaşıtları tarafından sevilmediklerini, kabullenilmediklerini hisseden çocuklarda baskın sevgi dili kazanırlar. Ama onların dili tıpkı bazı çocukların dil bilgisinde kötü olması ve kelime haznelerini genişletememeleri gibi bu alanda yeterince gelişemeyeceklerdir. Bu zayıf şartlanma böyle çocukların kötü iletişimciler olduğu değil, sadece iyi iletişimci olmak için diğerlerine oranla daha fazla çalışmaları gerektiği anlamına gelir. Aynı şekilde sevildiklerinizi az hissederek büyüyen çocuklarda sevildiklerini hissetme ve sevgiyi ifade etme aşamasına gelebilirler. Bu zayıf şartlanma böyle çocukların kötü iletişimciler olduğu değil, sadece iyi iletişimci olmak için diğerlerine oranla daha fazla çalışmaları gerektiği anlamına gelir. Aynı şekilde sevildiklerini az hissederek büyüyen çocuklar da sevildiklerini hissetme ve sevgiyi ifade etme aşamasına gelebilirler. Bu bir kusur veya sakatlık değildir. Ama psikolojik ve duygusal açıdan sağlıklı ve sevgi dolu ortamlarda büyüyen çocuklara oranla
daha fazla çaba harcamaları gerekmektedir. Kadın ve erkek genellikle aynı sevgi dilini konuşmazlar. Baskın sevgi dilimizi konuşmak hepimiz için doğal bir eğilimdir. Ve eşimizin ona anlatmaya çalıştığımız şeyi anlamadığını gördüğümüzde şaşırır, hayal kırıklığına uğrarız. Evet, sevgimizi ifade ederiz ama mesajımızı bir türlü karşı tarafa aktaramayız. Çünkü sonuçta onların bilmediği bir yabancı dille konuşuyoruzdur. İşte bu kadar çok insanın cevabını aradığı sorunların temeli buradadır. Bu kitapta bu soruna farklı bir açıdan ışık tutmak istiyoruz. 5 temel sevgi dilini keşfettiğinizde eşinizin baskın sevgi dilini ve yanı sıra kendi baskın sevgi dilinizi anladığınızda makaledeki fikirleri daha rahat ve etkili şekilde uygulamak için gereken bilgiye sahip olacaksınız. Bunu başardığınızda uzun ömürlü bir sevgiye dayalı bir evliliğin anahtarını elinizde tutacaksınız. Evlilikten sonra sevginin çöpe gitmesi gerekmez. Ama çoğumuz evliliğimizde sevgi ve anlayışı canlı tutmak için ikinci bir sevgi dilini öğrenmek zorundayız. Eşimizin baskın sevgi dilimizi anlamıyorsa onun kendi baskın sevgi dilini keşfedip öğrenmekten başka yolumuz yok. Çünkü aksi takdirde ne yaparsak yapalım sevgi mesajlarımızı asla ona ulaştıramayız. Birinci bölümü bitirdim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.